Tarım Bakanlığımızın yerli tohum desteği çerçevesinde Uşak Tarım İl Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız onları ziyarete gittiğimde dediler ki yerli tohum denemesine katılabilir misin? Siz bize bu noktada destek olur musunuz? Dedik ki biz de bu milli bir mesele. Bunun için destek olan dedik. İl Müdürlüğü'ndeki çalışan arkadaşlarımıza Asya Hanım olsun, Serkan Hanım Bey olsun. Daha çok o ikisi beni yönlendirdi. Dolayısıyla İl Müdürlüğümüzle görüştük. Sayın Müdürümüzle birlikte onay verdiler. Bize bir 10 dekarlık daban tohumu verdiler. Bir 5 dekarlık da kırsal tohumu verdiler. Tohumların ismini şu anda telaffuz etmiyoruz. O nedenle bir deneme yaptık. Şu anda da biçiyoruz hasat dönemi. Yeşilken bir çekmiştik, gelinmişti. Güzel bir çıkış olduğunu umuyorum. Çünkü bizim yöremizde, genellikle köyümüzdeki degarbaşı verimimiz 7 ölçekle 10 ölçek arasında. Yani 210 kilo ile 300 kilo arasında, çok sulanırsa 420 kilo arasında bir rakam geliyor. Bu nedenle inşallah burada verimi ikiye katlayacağız gibi geliyor bana. Tabii ki yerli tohum bir milli bir politika her şeyden önce. Yerli tohum önemli bir şey. Yani Rus tohumuna, İsrail tohumuna bağlı kalmaması lazım Türk çiftçisinin. Bu nedenle de milli olan her olaya biz destek vermemiz lazım. Biz yani ülke çiftçisi olarak da bize de bakanlığımız bu noktada gerekli desteği verir. Dolayısıyla bizim Uşak İl Müdürlüğümüz de bu noktada büyük bir destek içerisinde. Erdoğan Keleş Müdürümüz. Ekip halinde biz de Uşak çiftçisi olarak da buna katkı veriyoruz yani. Ama bu proje güzel bir şey. Her şeyden önce çiftçiye ücretsiz verdiler bunu deneme amaçlı. Bize hem destek oldu çiftçi açısından dolayı tohum ücreti vermemiş olduk. Dolayısıyla çıkan hasatı da hem eletip tohum olarak da kullanabiliriz veya ürünün elde ettiğimiz geliri de kendimize gelir kaydederiz yani. Evet. Bence tarım bir milletin, bir ülkenin stratejik bir olayı. Elektrik gibi düşünelim bunu. Su gibi düşünelim bunu. Ama tahıl çok önemli. Bu ülke kendi kendine yeter bir ülke olması lazım. Thank you.